İsmail Saymaz'ın Sözcü Gazetesi'ndeki yazısıyla devam edeceğiz. İmamoğlu farkı açıyor diyor. Birçok anket paylaşmış, onu size aktarayım bu yazıda çünkü ancak belli bölümü ele alabildik. Hani o başa baş yarışta İmamoğlu biraz önde görünürken o başa baş yarışın biraz açıldığı yönündeki kamuoyu araştırmaları bugün İsmail Saymaz'ın köşesinde yer alıyor. Ama biz başka bir konuya bakalım. Panorama TR'ye göre son haftada seçmeni etkileyebilecek iki gelişme olabilir. İlki Selahattin Demirtaş'ın DEM Parti'ye oy çağrısı yapması. Araştırmaya göre çağrının tonu ve içeriğine bağlı olmakla birlikte 1-2 puanlık etkide bulunabilir. Ancak bu İmamoğlu lehine görünen denklemi değiştirmeye yetmeyecek görünüyor. Diğer faktör ise Erdoğan'ın sahaya inmesi ki inecek. Son 2 günde İstanbul'da 6 veya 7 miting yapması bekleniyor Erdoğan'ın. Ancak bu da sonucu değiştirmiyor şeklinde Panorama TR'nin verilerini aktarmış İsmail Saymaz. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'la devam edeceğiz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile birlikte iftar programında bir araya geldi. Bu şarkıyı Orhan abi yazdı. Orhan babamıza büyük bir alkış istiyorum sizden. İstanbul'u muradına erdirecek miyiz? Seçim müziğini Orhan Gencebay'a, oy istemeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya bıraktı Murat Kurum. Kendisi ise İBB yönetimine eleştirilerini sürdürdü. İstanbul liyakatsizliğin, beceriksizliğin kurbanı oldu. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler. Tek bir çivi çakmadılar. AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum romanlarla iftarda buluştu. Ülkenin güvenliğinden sorumlu İçişleri Bakanı da kürsüdeydi. Yerlikaya zaman zaman kontrolü ele almakta güçlük çekse de bir kez daha kuruma oy istedi. Kıymetli roman kardeşlerim, bir dakika sessiz olabiliyor muyuz? Beklenen Murat gelmiştir. Az kalmıştır. İmamoğlu'nun otobüsle tura çıktığı Ümraniye'ye bir gün sonra da kurum gitti. İmamoğlu'nun mal varlığının tümünü açıklamadığını iddia etti. İstanbullu'dan oy isterken Necmettin Erbakan'ı da andı. Mal beyanını açıkladılar. Sonra bir baktık ki bir süre sonra mal beyanında 1,5 milyar liralık yepyeni mallar ortaya çıktı. İstanbul bize rahmetli Erbakan hocamızın emaneti. Ümraniye'de izleyiciler arasında tepkili bir kişi vardı. Yalancısınız yalancı Murat Kurum. İktidarsın, para sende, güç sende, her şey sende. Vatandaşı mağdur ediyorsun. Kurum provokasyon var dedi. Miting çıkışında kadını dinlemek için söz verdi. Bir dakika. Arkadaşlar yapmayın. Ablacığım ben seni birazdan sakin dinleyeceğim, tamam mı? Bak bu kadar insanın içinde burayı provoke etmene gerek yok. Korumalar kadını apar topar uzaklaştırdı. Sözcü televizyon ekibinin de görüntü alması engellendi. Mitingin sonunda söz verilen görüşme olmadı. Murat Kurum arabasına binerken bir mağdur da sesini duyurmaya çalıştı. Evrakları kuruma iletmek istese de korumalar engel oldu.